Merhaba Türkçe Öğrenmek İstemcisi, ben Enes Gezen. Bugün sizlerle birlikte ekran videosu nasıl alınır? Onu göstereceğim yani. Almanın birçok yolu var, birçok programı var. Yani en rahatı Camtasia Studio 8 diyebilirim. Tabii başka kullanımlar da vardır yani. Daha rahat olanlar da vardır ama her sisteme uyumlu. Yani böyle bir program kesinlikle kullanmanız gerek diye düşündük. Onun için size tanıtacağız bugün. Ekran videosu çekmekten fazla işlevleri de var. Bugün onları göstereceğim sizlere. İsterseniz hemen geçelim. Uygulamayı ben açtım. Şu an burası uygulamanın arayüzü arkadaşlar. Ben videoyu çekince şu taraf bir yazan yerde belirecek. Onu da daha sonra göstereceğim ikinci videosunda. Arkadaşlar buradan ekranınıza intro gibi şeyler, videolar ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben bu videodan önce Türkçe Ön Merkezi'nin eklediği intro var. Onu mesela bu tür programlara ekliyorlar. Library diyor, kütüphane. Buradan da ekleyeceğimiz özellikleri, temaları ya da müzikleri müzikler var. Bir sürü müzikler var, temalar var. Eğer bunları beğenmediyseniz Import Media'dan kendi dosyalarınızı ya da müziklerinizi atabilirsiniz buraya arkadaşlar. Mesela ben bunu oluştururken şuradan kısa bir müzik seçeceğim. Üstüne sağ tıklıyorum. Add to timeline and playhead diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 33 saniyelik bir süreç olan video şuraya ekleniyor. Biraz bir tane de tema ekleyelim. Burada işte kategoriler var. Şu, mesela bu. Bunu ekliyoruz. Müzikle aynı olmasını sağlıyorum. Mesela arkadaşlar bunun üstüne yazı yazmak için eklediğiniz klipsin üstüne çift tıklıyorsunuz. Buradan mıydı ya? Bir dakika. Bunun burada şu görmüş olduğunuz sağ taraftaki şeyin üstüne sağ tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi sarı şeritler çıkıyor. Karıştırdım onu. Kusura bakmayın. Buraya gireceğiniz karakterleri buraya giriyorsunuz. Mesela ben oyun merkezi. Bunu girdim arkadaşlar. Buradan bir sürü düzeltmenin yolları var. Yazı tipini falan değiştirebiliyorsunuz. Mesela Comic Sans hoşuma gidiyor benim. Burada varsa. Evet var. Tabii uygulayacağız bunu. Ya klasik Word şeylerini buraya eklemişler diyebilirim kısaca. Rengini vesaire şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Bu da şöyle bir şey. Yine bunun üstüne yazı yazabiliyorsunuz. Mesela bu videonun adına ne diyeyim ben? Kayıt 1. Bunu buradan istediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şuradan türleri var. Bunların içine yazı yazabiliyorsunuz. Şunların yazılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada var. Şunu da şöyle ekledim. Bunu add kanal deyince ekliyor arkadaşlar. Ve videomuz hazır hale geliyor. Bunların süresini uzatıp kısaltabiliyoruz.
Daha kaçıncı saniyede girip çıkabileceğini ayarlayabiliyoruz. Mesela ben diyorum ki ikinci saniyeden sonra kayıt bir yazısı gelsin. Ona göre ayarlıyorum. Ve müzik de birkaç saniye tarihse sonra gelsin. Hemen ayarladım. Görmüş olduğunuz gibi şimdi şarkı geldi. Görmüş olduğunuz gibi bu da böyle arkadaşlar. Bu özelliğini tanıttık. Ben fazla detayına girmedim işim yaramadığı için. Yani arkadaşlar vardır. Yani olacaktır. Bunlar hiç daha işim yaramadı. Arkadaşlar birinci videomuz bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere.